Ben Yiğit Hoşbay, 10 yıldır Bittel ailesinin bir üyesiyim. 3 yıldır da Ruji projelerine destek veriyorum. Bugün sizlere Ruji'nin CCTV sektörüne yönelik avantajlarını özetlemeye çalışacağım ve bu sektöre bakış açısından bahsedeceğim. Daha önceki sunumlarda da gördüğümüz üzere Gartner'a çok iyi bir yerden giriş yaptı Ruji ve Çin pazarında IDC tarafından onaylanan ilk 3 Ethernet anahtar üreticisinden biri oldu. Çin pazarının ana oyuncularından biri Ruji. Tarihsel olarak gördüğünüz gibi birçok liderliğe ev sahipliği etti. 2000 yılında yönetilebilir ve modüler Ethernet anahtarlarla girişini yaptıktan sonra dünyada ilk 100G şasi Ethernet anahtarlarından birini üreten firmalardan biri oldu 2006 yılında. Tam modüler ağ sistemlerini yayınladı 2010-2009 yılında ve omurga şasi anahtarlarda Zero Backplane özelliğini de 2015'te piyasaya sürdü. 2018'de ise özellikle kurumsal küçük projelerde çokça kullanılan 1960 serisini SMA pazarına özel olarak piyasaya sürdü. Çok geniş bir ürün ailesine sahip Ruji. Burada access switchlerden core switchlere, data center switchlerine kadar ya da endüstriyel switchlere kadar her türlü çözümü bulabiliyorsunuz. Bu noktada da projeye kökten uca çözüm sağlayabiliyor. CCTV marketinden biraz bahsetmek gerekirsek, CCTV marketin son 10 yıldaki büyüme oranlarını görüyorsunuz ekranda. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Çin ya da Avrupa pazarındaki büyüme oranları aşağı yukarı birbirine denk. Her yıl minimum %10 gibi bir büyüme yakalanıyor ve 2019 itibariyle de toplam pazar bütçesi 59 milyar doları geçti. Peki CCTV pazarında Çin neden bu kadar rol belirleyici diye sorarsak, çünkü bu 59 milyarlık pazarın 23 milyarlık kısmı Çin'de gerçekleşiyor. Bu değer de dünya genelinin yaklaşık %50'sine denk geliyor. Ruji 30'dan fazla şehir düzeyinde proje yapmış ve milyonlarca kamerayı şu anda bağlantıda tutan bir marka. Tabii Çin pazarının bu kadar büyük olmasının en önemli etkilerinden biri de Ruji gibi markaların rakiplerine göre çok fazla deneyime, çok daha fazla tecrübeye sahip olması olarak ortaya çıkıyor. Ve bu deneyimleri de tabii ki çeşitli çözümler halinde bizlere ulaştırıyor. Hepinizin bildiği gibi artık daha büyük ölçek, daha yüksek çözünürlük ve daha genişleyebilir sistemlere ihtiyacımız var. Bu nedenle artık eski konvansiyonel analog sistemlerden tamamen IP sistemlerine geçiş yapmış bulunuyoruz. Ruji'nin IP sistemlere iki farklı bakış açısı var. Bunlara iki farklı iş modeli diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi proje dediğimiz şehir güvenliği sistemleri, kampüs projeleri, akıllı ulaşım sistemleri ya da bina otomasyonu sistemleri olabilir. Genellikle bu projelerde beklenti yüksek güvenilirliktir ve kamera sayıları da 200'ün üzerindedir. SMA dediğimiz küçük ve orta ölçekli uygulamalarda ise daha çok ofis, okul ve otel gibi uygulamalardan bahsediyoruz burada. 200'ün altında kameralar oluyor ve buradaki ana beklenti daha çok akıllı ve pratik çözümler oluyor. Büyük uygulama örneklerine örnek vermek gerekirse, Siti Kulesi, Beijing'in en yüksek binası, dünyanın da en yüksek binalarından bir tanesi. 2000'den fazla aktif kamera tek sistemde çalışıyor burada. Saraç Stadyumu yine en üst seviye CCTV gözetim sistemlerine sahip ve yine burada da tüm altyapı Ruji tarafından oluşturulmuş durumda. Diğer örneklere değinmek gerekirse, ulaşım sektörü, havaalanları, otogarlar, otoyollar, büyük ofis yapıları, toplantı ve etkinlik merkezleri, fabrika ve üretim tesisleri bunlara örnek olabilir. Bunları proje olarak, 200 kamera üzeri kritik projeler olarak adlandırıyor Ruji ve onlara özel çözümler geliştiriyor. Bu tür büyük projelerdeki beklentiler kurumsal düzeyde güvenilir ağ başlığı altında sıralanıyor. Hepinizin bildiği gibi hızlı kamera arızası tespiti yapabilmemiz gerekiyor. Senaryo tabanlı kesintisiz veri transferi, veri iletişimi sağlayabilmemiz gerekiyor. Ve artık bildiğiniz gibi 4K kameralar, şimdi 8K kameralar ve ileride daha yüksek çözünürlüklü kameralar çıktıkça da yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyacağımız için genişleyebilmeye müsait sistemler olması gerekiyor bu tarz büyük sistemlerin.
Bu tarz büyük sistemlerde şehir genelinde binlerce kamera kullanılabiliyor ve bu tarz büyük projelerde genellikle tek bir merkezden yönetim oluyor. Sabit konum ve açı nedeniyle buralardaki kamera arızaları kolay kolay operatörler tarafından tespit edilemiyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, Ruji kullanıcısı olan DHL Hong Kong Dağıtım Merkezi, Asya Dağıtım Merkezi olarak da geçiyor. 20 bin metrekarenin üzerinde bir tesis ve 200'den fazla kamera var. Çoğu da yüksek tavanlara monte edilmiş halde. Bu ekranda da gördüğünüz gibi sağ taraftaki kamera görüntüsü oynatma sırasında donuyor. Saat de donuyor fakat operatör maalesef bunu fark etmiyor ve 2 hafta sonra ancak böyle bir hatanın oluştuğunu fark ediyorlar. Tabii 2 hafta boyunca kayıtlar tutulmadığı için kaybedilmiş oluyor. Ruji'nin buradaki çözüm önerisi SNC Network Monitoring yazılımı. Analizleri ilgili anormal ağ davranışlarını inceleyerek yapıyor SNC ve örneğin trafiğin olmadığı ya da standartlara göre düşük olduğu noktalarda ister sesli olarak, ister mail üzerinden, isterse SMS olarak yetkilileri bilgilendiriyor ve böylece bu tarz görüntü kayıplarının önüne geçilmiş oluyor. DHL SNC Network Monitoring ve analiz yazılımını kullandıktan sonra bir daha herhangi bir görüntü kaybıyla karşılaşmıyor. Bir diğer önemli özellik ring koruma sistemleridir büyük projelerde. Bildiğiniz gibi 200, 300, 500, 1000 ya da 2000 kameralık sistemler artık dünya genelinde birçok projede kullanılıyor ve buralarda kablo mesafelerinden ve işçilikten tasarruf edilmek için genellikle ring topolojiler kullanılıyor. Ruji'nin de ERPS isimli bir ring protokolü var. Bu aslında global de bir protokol. Bu protokol sayesinde Ruji tek noktadan hat kesildiğinde ortalama 20 milisaniye gibi çok kısa bir sürede hattı tekrardan ayağa kaldırabiliyor. Bir diğer avantaj ise bu noktadaki ERPS global bir protokol olduğu için eğer sistemde farklı marka ama ERPS destekli çözümler varsa Ruji bu diğer markalarda da ERPS üzerinden ring topolojiyi çalıştırabiliyor. Bu da çok büyük bir esneklik sağlıyor projelerde. Bir diğer önemli özellik ZPO'yu özelliği. Hepinizin bildiği gibi yılda bir iki defa da olsa bu cihazların firmware güncellemelerinin yapılması gerekiyor. Bu firmware güncellemeleri esnasında cihazlar PoE enerjisini kameralara vermeyi durduruyor çünkü susuyorlar. Bu süre zarfında tabii ki görüntü kayıpları ortaya çıkıyor. Ruji'nin ZPoE özelliği sayesinde Ruji reboot olurken dahi herhangi bir şekilde PoE enerji vermeyi durdurmuyor. Ve böylece eğer kameranın üzerinde de bir SD kart varsa sistem tekrar ayağa kalktıktan sonra kamera bu SD kart üzerindeki dataları kayıt sunucusuna göndermek şekliyle herhangi bir görüntü ya da frame kaybının önüne geçmiş oluyor. Genişleyebilirlik bir diğer önemli başlık demiştik. Bu tarz büyük kritik projelerde ihtiyaç duyulan. Ruji'nin burada birkaç çözümü var. Bir tanesi VSU çözümü. VSU çözümüyle Ruji'nin özellikle omurga serisindeki işte 5750 gibi, 6220 gibi omurga switchlerini birden fazla modeli aynı anda çalıştırarak yüksek performans sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer nokta ise genişleyebilirlik anlamında line kartlar. Şase tipi switchlerindeki line kartları upgrade ederek 1 gigabitten 10 gigabite çıkartarak yine genişlemeyi ve yüksek bant genişliğini sağlamış oluyorsunuz. Bu sayede core switchlerdeki gecikme sürelerini de minimuma indiriyoruz ki CCTV projelerindeki en önemli noktalardan biri budur. Diğer bakış açısına geçersek SMEI tarafına küçük ve orta ölçekli kurumsal çözümler olarak adlandırabiliriz biz bu sistemleri. Daha çok COBI ağlarında IPTV, VoIP gibi uygulamaları içerir bu tarz çözümler. Kapalı devre daha çok küçük CCTV ağları değildir bunlar. Onlara göre biraz daha karmaşıklardır. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi binlerce kameranın olduğu çok kritik sistemlerde değillerdir. Bu sistemlerin farklı beklentileri vardır. Bu sistemlerin kullanıcılarının farklı beklentileri vardır. Bir kere iyi kaliteyi uygun fiyata isterler. Ruji geniş ürün ailesiyle zaten fiyat performans olarak çok iyi bir noktada olduğu için bu tarz beklentilere son derece iyi cevaplar verebiliyor. Bizler de bu cevapları verebiliyoruz projelerimizde.
Bu tarz projelerde yaşanan zorluklarsa genel olarak iki başlık altında sıralanıyor. Bunlardan bir tanesi kurulum, ikincisi ise bakım. Kurulum tarafındaki zorlukları özetlemek gerekirse aslında kurulum tarafındaki montaj elemanlarından, montaj ekiplerinin çoğunluğu mühendis ya da teknisyen değildir. Bu kişiler fiziksel entegrasyonları yaptıktan sonra gerekli olan VLAN, kios ya da trafik shaping konfigürasyonlarını bu kişilerden beklemek birazcık gerçeklikten uzaklaşmak oluyor. Çok doğru bir beklenti olmuyor. Bu noktada Ruji'nin AutoSmart Deployment özelliği ön plana çıkıyor. Bunu otomatik ve akıllı kurulum olarak da Türkçeleştirebiliriz. Peki bu özellik ne yapıyor? Kamera ve MVR'lar Ruji'ye entegre edildiği anda Ruji SMS switchleri bunları otomatik olarak tanımlıyor. VLAN konfigürasyonlarını, trafik shaping konfigürasyonlarını otomatik olarak yapıyor ve bu sayede kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Aynı zamanda port izolasyonunu ve Jumbo Frame'i otomatik adapte olma özelliklerini de AutoSmart Deployment başlığı altında sayabiliriz. Peki nasıl çalışıyor otomatik Smart Deployment? 10bif tabanlı iletişim kullanıyor AutoSmart Deployment ve trafik ve oy bilgilerini de alarak yaklaşık olarak %95 doğruluk oranıyla bu uç cihazları tanımlayabiliyor. Bu sayede de CCTV sistemine fiziksel entegrasyondan sonra herhangi bir şekilde manuel bir konfigürasyon gerekmiyor. Bakım tarafındaki zorluklarla ilgili ise çok ilginç bir bilgi edindim. IP kamera arızalarının %75'i aslında çok basit hatalar ve reboot edildiğinde cihazlar, yani yeniden başlatıldığında düzelebiliyor. Bu noktada Ruji de bu konunun üzerine gidiyor ve uzaktan yeniden başlatma uygulamasını geliştiriyor. Ruji Cloud uygulaması ile gerçekten cep telefonunuzdan, yerinizden kalkmadan herhangi bir sıkıntı durumunda cihazı uzaktan yeniden başlatabiliyorsunuz ve problemlerinizin %75'ini tek tıkla çözebiliyorsunuz. Bu da çok pratik ve efektif bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bir karşılaştırma tablosuyla durumu size anlatmak istedim. Yukarıda bahsettiğim bazı özellikleri görmektesiniz. Ruji'nin SMA seviyesinde en çok kullanılan switch'i 1920. Gördüğünüz üzere bunların tamamını destekliyor. Ve pazarda en çok kullanılan muadil marka ve modellere baktığımızda ise aslında rakiplerimizden çok daha akıllı ve yetenekli olduğunu söylemek herhalde çok da yanlış olmaz. Şöyle bir değerlendirme yaparsak, Ruji iş modellerini birbirinden ayırarak onlara özel çözümler üretiyor. Proje tarafındaki beklentiler hızlı sorun giderme, kesintisizlik ve yüksek performansken, SME tarafında kolay entegrasyon, uygun maliyet, uzaktan servis gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla projelerde güvenilir çözümler aranırken SME, yani orta ve küçük kurumsal ağlarda ise akıllı ve pratik çözümler aranıyor. Ruji her birine özel yetenekler geliştirmiş. Anahtar yetenekler kısmına baktığımızda hızlı kamera arızası tespiti, senaryo bazlı kesintisiz iletişim ve genişleyebilirliği projelerde, otomatik akıllı kurulum ve uzaktan yeniden başlatma uygulamasını ise SMA tarafında görüyoruz. Ben bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Kısa zamanda sizlere Ruji'nin çözümlerini özetlemeye çalıştım. Bizlere ruji@vitel.com.tr, endüstriyel@vitel.com.tr ya da info@vitel.com.tr adreslerinden her zaman ulaşabilirsiniz.